BM Medical Park Bursa Hastanesi katkılarıyla sağlık hattından bir kez daha merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün de yine önemli bir ismi stüdyomuzda ağırlıyoruz. BM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Sayın Uzman Doktor Mustafa Şahbazlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, hocamızla kanseri konuşacağız, kanserin tedavisini konuşacağız. Çağımızın hastalığı bir yandan da tabii ki can kayıplarının yanı sıra tıbbın hızlı ilerlemesiyle birlikte mücadele yöntemleri de farklılaşıyor, değişiyor. Bütün bu konuları konuşacağız. Her yönüyle bir anlamda onkolojiyi masaya yatıracağız değerli hocamızla birlikte. Evet hocam, klasik bir soruyla sizi tanıyarak başlayacağız. Tabii ki hastalarını siz tanıyordur ama nasıl bir süreç yaşadınız, nasıl bir kariyer oluştu onunla başlayalım. Evet. Ben 1981 Maraş doğumluyum. Aslen İzmirliyim. Ortaöğretim Manisa'da, lise eğitimimi İzmir'de tamamladıktan sonra tıp fakültesini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nde dahiliye ihtisası yaptık. Ondan sonra da biraz daha ihtisaslaşmak arzumuz oldu ve İzmir Ege Üniversitesi'nde onkoloji uzmanlığımı yaptıktan sonra Kütahya'da 1,5 yıl kadar hizmet verdim ve sonrasında daha önce yaşamış olduğum Bursa'ya geri döndük. Kütahya'da zaten uzak değil Bursa'mıza. Evet. Bir anlamda komşu şehrimiz. Hem dahili hem onkoloji değil mi hocam? Uzmanlık alanları. Doğru. Onkoloji yan dal. Yan dal. Anadalımız. Böyle dahili. Daha mı yani tıp eğitimi açısından ya da uzmanlık açısından müdahale açısından daha mı? Gerekli. Niye? Onkoloji tedavisi çok sofistike bir tedaviler. Etkisi yan etkileriyle birlikte yönetimi zor hastalıklar ve süreçler. Dolayısıyla bu hastalığı yönetebilmek için bir dahiliye geçmişinin olması bizlere bir avantaj sağlıyor. Birçok olası yan etkide dahiliyeden gelen bilgilerimizi kullanarak hastalara çok daha faydalı olabilmekteyiz. Çünkü kanser tedavisi bütün vücudun genelinde herhangi bir yerinde çıkabilecek bütün alanda sizi ilgilendirdiği için dahiliye. Kesinlikle. Olmazsa olmaz. Kesinlikle. Peki hocam onkoloji zor bir alan. Hem hastalarla iletişim açısından hem tedavi ve sonrasındaki süreçler açısından birçok daldan ayrılıyor. Pişman mısınız? Onkoloji seçtiğiniz için neler yok. Hissediyorsunuz? Yok. Pişman değilim tabii ki. Dahiliye uzmanlığımı aldıktan sonra niye onkolojiye yönelme ihtiyacı duydum? Evet. Biliyoruz ki son 10-15 yılda kanser tedavisinde çok ciddi devrim niteliğinde gelişmeler oldu. Ve biz tabii ki o dönemde dahiliye uzmanlığımızı aldıktan sonraki süreçte biz bunlara şahit olduk. Ve gelecekte önünün çok açık olduğu o zamanlardan belliydi, öngörülebilirdi. Ve bu anlamda onkolojiye yönelmek istedim. Pişman da değilim tabii ve ki. Ve çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Aynen. Tabii ki çağımız açısından onkoloji uzmanlarının yetişiyor olması, iyi onkoloji uzmanlarına gerçekten hem ülke olarak hem dünya olarak ihtiyacımız var. Peki hocam, şimdi onkoloji diyoruz, bir de medikal onkoloji diyoruz. Evet. Tamamen farklı şeyler mi? Nedir medikal onkoloji? Onkolojiye bakacak olursak, onkolojinin kelime anlamı onko, onkos ve loji kelimelerinin birleşiminden meydana geliyor. Onkos Yunanca'da tümör demek. Loji de İngilizce ve Fransızca'dan gelme. Bilim, uzmanlık bilimi anlamında kullanılan bir şey. Yani tümör bilimi, tümör uzmanlığı olarak Türkçeleştirebiliriz. Tabii burada tümör derken neyi kastediyoruz? Bildiğimiz gibi iyi huylu tümörler ve kötü huylu tümörler var. Evet. Bir diğer ismiyle kanser. Kötü huylu tümör ve kanserle uğraşan bilim dalına kısaca onkoloji diyebiliriz. Medikal onkolojinin farkı ne? Tabii ki onkoloji hastalarının tedavisinde birçok branş rol almakta. Sadece medikal onkologlar olarak bütün tedavi süreçlerini yönetmemiz mümkün değil. Bu işin radyoterapi gibi, cerrahi gibi birçok farklı tedavi yöntemleri var. Bir bütüncül olarak zaten hastaları ele alıyoruz. Biz burada işin üç noktasında varız diyebilirim. Bir, ilaçla tedavi kısmını biz medikal onkolog olarak yönetiyoruz. İkincisi, diğer branşlarla olan iletişimi, koordinasyonu sağlamak ve yönetimini sağlamak ağırlıklı olarak bizim işimiz, medikal onkologların işi. Ve bir diğer önemli faktör de
Kanser tedavisinin geldiği noktayı bir anlamda özetliyorsunuz. Evet. Evet. Peki hocam, şimdi medikal onkolojiyi konuştuk. Kanserin geliş sebepleri, yani kanserin oluşma nedenlerini biraz aslında eğilmek istiyoruz. Evet. Bir tümör ya da bir hücre bozukluğu gibi bir sistemden bahsediliyor. Kanser nasıl oluşuyor? Yani bunun arka planında genetik gibi farklı bileşenler daha etkili olabiliyor mu? Kanser multifaktöriyel bir hastalık. Yani birçok sebebin, etkenin birleşimiyle ortaya çıkan hastalıklar. Evet. Bunun bir ayağını genetik yatkınlık, genetik faktörler oluşturmakta. Bir ayağında çevresel maruz, çevresel faktörler oluşturmakta. Tabii genetik faktörler kabaca kanserden kansere değişebilmekle birlikte %10 civarında kabaca genetik bir yatkınlık söz konusu. Hı hı. Bunun dışında bir de çevresel faktörler var. Bunların bir araya gelmesiyle genellikle bu kanser oluşumu olduğu düşünülmekte. Bunlar açacak olursak nedir çevresel faktörler? Ultraviyole ışın gibi güneş ışını maruziyeti, radyasyon maruziyeti, kimyasal maddeler, çeşitli kimyasal maddeler. Evet. Ondan sonra kötü beslenme, yanlış beslenme diyebiliriz. Bunun dışında çevre kirliliği gibi, hava kirliliği, tütün ürünleri, alkolün yoğun olarak tüketilmesi. Bunlar yani ne kadar güçlü olumsuz etken varsa kansere yol açabilir. Evet, doğru. Peki hocam, %10 dediğiniz genetik faktörler, bu kabaca azımsanamayacak bir rakam mı yoksa düşük bir rakam mı? Çok yüksek bir rakam değil aslında. Şimdi baktığımızda %90'ında hani genetik bir şey ortaya koyamıyoruz. Genetik bir faktör, genetik bir yatkınlık, ailesel bir yatkınlık ortaya koyamıyoruz. Peki mesela ailesinde kanser vakası olan hastalar oluyor ki zaman zaman size de soruyorlar. Ya işte ailemde bu kişide şu kanseri vardı, ben de olabilir miyim, benim çocuklarım da olabilir mi? Bu sorulara nasıl yanıt veriyorsunuz? Evet, şimdi ailesinde kanser öyküsü olması genetik yatkınlık açısından bir şüphe uyandıracak faktör. Hı hı. Ama her ailede kanser olduğunda her diğer aile bireylerinde kanser ortaya çıkacak diye bir şart var mı? Yok. Ama erken yaşlarda, beklediğimizden daha erken yaşlarda ortaya çıkması, aile bireylerinde çok yoğun bir kanser öyküsü olması, bazı özel kanser tiplerinin bir arada hastada olması gibi faktörler bizi acaba genetik bir yatkınlık var mı diye şüphelendiriyor ve bu tür durumlarda da tıbbi genetik konsültasyonu ile birlikte böyle bir yatkınlık olup olmadığını değerlendirmekte bir çalışma fayda var. Yapılıp ortaya konulabiliyor. Evet, evet. Peki hocam, şimdi kansere neden olan faktörleri sıraladınız. Çevresel faktörlerin etkisi gün geçtikçe daha da artıyor diyebilir miyiz? Yani kesinlikle. Giderek şehirleşme oranı artıyor. Kesinlikle. Dünya genelinde tek tip bir yaşam stili, işte fast food tarzı beslenme, doğru, hava kirliliğinin giderek artıyor olması, sanayileşmenin de etkisiyle. Nasıl bir sona doğru gidiyoruz? Risk faktörlerinden saymadığımız faktörler neler vardı? Yaş faktörü vardı. Evet. Bu da bir risk faktörü. Yani yaşın kendisi kansere yol açmıyor ama yaşam süresi uzadıkça bizim kanser görme ihtimalimiz de artıyor. Hı hı. Çünkü kanser genel olarak daha ileri yaş hastalığı diyebiliriz, istisnalar hariç. Onun dışında dediğiniz gibi aslında diğer risk faktörlerinden birisi neydi? Sedanter yaşam, yani fiziksel aktiviteden kısıtlı yaşam tarzı, obezite, bunlar da ek risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Ve çevre kirliliği vesairenin artması yanında yaşam tarzımızın da bu yöne doğru evrildiğini görüyoruz ve bunların hepsi toplamda kanser görme sıklığımızı arttırıyor. Aynı şekilde ortalama yaşın artmasıyla birlikte, insan ömrünün uzamasıyla birlikte yine kanser vakalarını daha sık görmeye başlıyoruz. Tabi bunun yanında teknolojinin gelişmesi, hastanelere, doktorlara ulaşımın artması ve tanı konma oranlarının, evet, artması da giderek bu hastalığın daha sık karşımıza çıkmasına neden olmakta. Peki hocam, kansere neden olan faktörlerde mesela stresin kanserle bir ilişkisi var mı? Çok var. Sıkça dile getiriliyor bu. Var. Biliyoruz ki stres bağışıklık sistemini baskılayan bir faktör. Ve
kanser gelişim aşamasında ve geliştikten sonraki tedavi süreçlerinde bağışıklık sistemimiz kanserle olan savaşımıza oldukça önemli. Dolayısıyla stres bu anlamda kanser gelişim riskini artırıyor diyebiliriz. Evet. Ve hasta olduktan sonra tabii ki psikolojik durum ve stres tedavi uyumu açısından da önemli. Hem tabii ki normal yaşamda stres ve psikolojinin düzgün sağlam olması hem de hastalığı yakalandıktan sonra sağlam bir psikoloji hastalarda sağlayabilmemiz önemli gözükmekte. Yani bu bir süreç. Hem hastalık yaratma açısından hem de tedavinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması açısından. Yani hastalık gelişmeden önceki safhalarda hem de hastalık geliştikten sonraki safhada önemli bir unsur. Evet. Peki hocam, şimdi cinsiyet olarak mesela kadınlar meme, erkeklerde testis kanserinden daha çok korktukları şeklinde bir araştırma sonuçları da var. Cinsiyet fark ediyor mu kanser vakalarında? Tabii ki fark ediyor. Meme kanseri özelinde konuşacak olursak tabii ki erkeklerde çok çok nadir gördüğümüz bir hastalık ama her 8-9 kadından birinde bir hayatı boyunca meme kanseri gelişme riski var. Bu azımsanmayacak bir oran. Evet. Ve kadınlarımızın bu konuda tedirgin olmaları gayet yerinde, haklı. Ama bunun içindir ki zaten bu kadar sık görüldüğünü bildiğimiz için etkin de tarama yöntemleri söz konusu. Hastalarımızın kendini muayene etmesi evet. gibi, işte yıllık mamografi taramaları gibi. Erken teşhis konduğunda da sonuçlar oldukça yüz güldürücü. Hı hı. Son yıllarda bu tarama programlarına ağırlık verildiğini görmekteyiz. Ketem gibi yıllık mamografi kontrollerinin, simir kontrollerinin yapıldığı birimlerden onkoloji servislerine zaman zaman hastalarımızın geldiğini, erken safhada yakalandığını ve başarılı bir şekilde tedavi ettiklerine şahit oluyoruz. Taramalar demişken hocam, mesela belli cinsiyet grupları için ve belli yaşlar için de taramalar zaman zaman öneriliyor. Bu noktada evet. kabataslak neler önerirsiniz? Yani hangi yaşlar ve kadınlar ve erkekler için hangi yaşlar tabii. önemli? Özellikle 40 yaşından sonra hasta kadınlarımızda meme taramalarını önermekteyiz. Bunun yanında simir kontrolleri mutlaka yılda bir yapılmalı. Tabii sigara burada önemli bir faktör. Birçok kanser gelişiminde önemli bir faktör ama en kuvvetli bağ sigaranın bildiğimiz gibi akciğer kanseri. Akciğer kanseri ile ilgili tarama programları artık söz konusu. Nedir bu? Yapılan çalışmalarda düşük yoğunluklu tomografi çekimleriyle 55 ve 75 yaş arasındaki hastalarda özellikle erken teşhis ve daha başarılı tedavi imkanı sunduğu ortaya konuldu. Hı hı. Tabii ki bu kimlere öneriliyor? 20 yıldan daha fazla 20 paket yıldan daha fazla sigara içmiş hastalarda özellikle bu tarama programları düşünülebilir. Evet. Peki hocam, şimdi kanser vakalarının son yıllarda artış olduğunu siz de zaten zaman zaman ifade ediyorsunuz. Kanserin türü ya da tedavisinin zorluğu da farklılaşıyor mu? Yani tıp bir yandan ilerliyor ama kanser hücreleri de, kanser türleri de daha da çetrefilli hale geliyor sanki. Evet. Aslına bakacak olursak kanser türlerini aslında kanser türlerimiz de artıyor. Daha önceki bilgilerimiz neydi? Köken aldığı organ mikroskopideki bulguları ve hücrelerin bazı boyanma özelliklerine göre belli bir sınıflandırmalar yapıyorduk. Tabii ki bu sınıflandırmalar artık yeterli olmuyor. Genetik ve moleküler anlamdaki yeni gelişmelerle birçok daha bilmediğimiz alt tipler ortaya konmakta ve bir akciğer kanseri dediğimizde o eski sınıflamamızda küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan şeklindeki sınıflamamız artık ihtiyaçları karşılamamakta. Geçerli yok. Küçük hücreli olmayan kanseri mesela akciğerde örnek verecek olursam daha sonra adenokarsinom ve skvamoz hücreli karsinom diye iki gruba ayırıyorduk. Sonraki gelişmeler gösterdi ki adenokarsinomdaki belli mutasyonlar alt gruplara ayırmamıza neden oldu. Dolayısıyla hani
kanser tek bir hastalık olmadığını biliyoruz ama birçok artık farklı alt gruplara sahip. Dolayısıyla tedavimizi bu biraz zorlaştırıyor mu? Evet, güçleştiriyor. Önceden hani tedavi seçeneklerimiz de kısıtlıydı ve sınıflandırmalarımız da daha dar çerçevedeydi. Daha standart tedaviler yapıyorduk ama şimdi neredeyse hani kişiselleştirilmiş, kişiye özgü tedaviler yapmaya doğru gidiyor sanki süreç. Evet. Bir yandan da hocam tabii robotik cerrahi vesaire gibi ileri tıp noktasında adımlar da atılıyor tabii ki. Hem özel hem kamu sağlık kuruluşlar atıyor. Kanserde de yeni nesil yöntemler daha önem kazanacak diyebilir miyiz? Yani evet. Bu gelişmeleri onkoloji camiası takip ediyor mu? Evet. Ya bu hem uygulama anlamında cerrahi teknikler, girişimsel yöntemler de olduğu gibi bizim alanımızda da oldukça yenilikler söz konusu özellikle son 10 yılda. Nedir bunlar? Hedefe yönelik tedaviler dedik, kısmen anlatmaya çalıştık. Nedir bu hedefe yönelik tedaviler? Daha önce uyguladığımız kemoterapilerden farklı olarak kanserin büyüme ve gelişiminde, çoğalmasında etkili olan bazı özel mekanizmalara yönelik yeni ilaçlar geliştirildi. Hı hı. Ve sadece normal sağlık hücreleri değil, tümör hücrelerini hedef alması. Bu şekilde hem yan etkinin daha az olması hem de etkinin artması amaçlandı ve bu son 10 yılda oldukça çeşitli hastalıklarda klinik kullanımımıza girdi. Bu yeni bir açılım diyebiliriz kanser tedavisi açısından. Bir diğer önemli gelişme gene son yıllarda immünoterapi. Halkımızda da çok belki hani farkındalık artıyordur bu konuda. Daha çok duyulmaya başlandı. Duyulmaya başlanmış diye tahmin ediyorum. Burada da paradigma değişti. Neydi? Önceden tümör hücresini hedef alıyorduk. Kemoterapi veya işte bu hedefleyici tedavilerle birlikte. Ama immünoterapideki mekanizma direkt tümör hücrelerini hedef almak değil, bağışıklık sistemimizin belli noktalarını tetikleyerek tümör hücrelerimizi yok etmek. Zaten immünde bağışıklık zaten halihazırda bütün yaşamımız boyunca kanserleşen hücrelerimiz oluyor ve bağışıklık sistemimiz bunları algılayıp tanıyıp zaten bunları yok ediyorlar. Var. Ama belli bir aşamada kanser olan hastalarımızda bu bağışıklık sisteminden kaçıp tümör ve kanser oluşumuna sebep olabiliyor. Ve tümör de kendini bu bağışıklık sisteminden koruyucu bazı mekanizmalar geliştiriyor. Hı hı. Tam da bu hedef doğrultusunda immünoterapi ilaçları geliştirildi. İmmünoterapinin, daha doğrusu immün sistemin iki ayağı var. Birincisi yabancı olan dokuları, hücreleri tanımak ve onları yok etmek. Hı hı. İkinci ayağı da normal dokuları algılayıp onlara zarar vermemek. Yani bu bir denge içerisinde devam eden bir süreç. Bir nevi bir kansere karşı mücadele ordusu. Evet, evet, doğru. Aynen öyle. Mücadele ordusu. Yani aktif bir mücadele var. Evet, doğru. Biz bu immünoterapi ilaçlarla ne yapıyoruz? Bu bazı fren mekanizmalarını ortadan kaldırıp inhibe edip artık tümör hücrelerine karşı savaşmayan bağışıklık hücrelerimizi savaşır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu da oldukça etkili sonuçlar vermekte. Bunu son yıllardaki çalışmalarda görmekteyiz ve klinik kullanımımıza yavaş yavaş giderek önemi de artacak. Giderek de artacak gibi gözüküyor. Evet. Peki hocam, bir de hormonoterapi diye bir konu var. Yine onkoloji tedavisi, kanser tedavisi noktasında. İmmünoterapi, bahsettiğiniz gibi bağışıklıkla ilgili. Birazdan kemoterapiyi de biraz daha açacağız ama o da ilaçla yine tedavi olarak anlaşılıyor. Hormonoterapi nedir ve hedef nedir burada tam olarak? Hormonoterapi aslında her kanser türünde kullanabildiğimiz tedavi yöntemleri değil. Erkeklerde özellikle prostat kanserinde ve kadınlarda meme kanserinde kullandığımız, az bir oranda rahim kanserinin bazı türlerinde kullandığımız tedavi seçeneklerimiz nedir? Bir kısım meme kanseri hastamızın tümör hücrelerinde kadınlık hormonları dediğimiz östrojen ve progesteronun alıcıları var, reseptörleri var. Dolayısıyla vücuttaki östrojen, progesteron bu tümör hücrelerini beslemekte, büyümesini, çoğalmasını arttırmakta. Burada yaptığımız şey östrojenin tümör hücresi üzerindeki etkisini kırmak veya vücutta östrojen üretimini baskılayarak tümörün gelişimini yavaşlatmak.
Yine prostat kanserinde aynı şekilde androjen reseptörü dediğimiz reseptörler dolayısıyla hücre gelişimi, tümör gelişimi olmakta. Yine bu yolu baskılayarak tümör üzerinde küçülme, gerileme sağlayabilmekteyiz. Ama dediğim gibi bunlar belli hastalık grupların belli alt tiplerinde olan. Ama kullanımı kolay. Genellikle ağızdan alınan ve yan etki açısından da daha rahat, daha konforlu bir tedavi diyebiliriz. Evet, konforlu ve etkin bir tedavi diyebiliriz. Peki hocam, kemoterapi, tabi bilmeyenler için hem kemoterapinin ne olduğunu anlatmanızı isteyeceğim ve hormonoterapi, immünoterapi dedik. Bunlara gelene kadar uygulanan bir sistem mi, yoksa böyle bir ayrım var mı? Yok. Şimdi birçok gelişme olduğunu söyledik ama hala kemoterapi bir kenara bırakmış değiliz. Bırakmamız da mümkün değil. Hala yaygın olarak kullanmaktayız. Yaygın tedavi yöntemi kemoterapi, ilaçla tedavi. Kesinlikle. Kemoterapi daha nonspesifik tedavi, çok seçici olmayan bir tedavi dedik. Yine tümör hücrelerinin, daha doğrusu hücrelerin büyüme, çoğalma mekanizmaları üzerine etkili eden, bu çeşitli mekanizmalar olabilir, farklı mekanizmalar, etki ederek hücrenin büyümesini, çoğalmasını engellemeyi amaçlayan tedavi yöntemi. Tümör hücresini seçmez. Yine vücuttaki diğer normal hücreler üzerine de etkisi olmakta. Dolayısıyla kemoterapide yan etkiyi biraz daha fazla görmemin sebebi biraz da bu. Yani tümör hücresinde seçicilik yok. Ama tabii ki tümör hücreleri daha hızlı bölündüğü için kemoterapiyle daha fazla zarar gören yine tümör hücreleri oluyor. Evet. Ama yan etki olarak biraz daha fazla. Yeni nesil tedavilere ve oral tedaviler, işte hormonoterapi gibi tedavilere göre biraz daha sık olmakta. Ama dediğim gibi kullanımı hala devam ediyor. Mesela örnek verelim, testis kanseri. Hı hı. Hala temel tedavimiz kemoterapi. Yeni bir arayış da yok açıkçası. Çünkü kemoterapi o kadar etkili bir tedavi ki. Çözüm kemoterapide. Sağlıyorsa. Yani evet, yani hem görece erken safhada teşhis konan bir hastalık bu. Kemoterapi ile %85-90 oranlarında tam bir kür, şifa olma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla temel tedavimiz hala kemoterapi. Yani dolayısıyla kemoterapiyi tamamen dışlamamız mümkün değil. Evet. Yine diğer kanser çeşitlerinde de hala etkinliği olan, ameliyat öncesi, ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak kullandığımız, yine ilerlemiş hastalığı olan hastalarımızda hala kullandığımız tedavi yöntemi. Şimdi tabii kemoterapi deyince size ilk gelen hastalarda belki bir ön yargı, yani bir moral bozukluğu da olabiliyor. Doğru. Siz o süreci nasıl anlatıyorsunuz, o sürecin nasıl işleyeceğine dair, böyle bir hasta geldiği zaman yani bir nevi nasıl rahatlatıyorsunuz, nasıl bir yol olacağını çiziyorsunuz? Ya ben kendi adıma kemoterapi tedavisinin belli bir standartları olmakla birlikte tabii ki hastanın şartlarını, yaşını, mevcut yandaş hastalıklarını göz önünde bulundurarak hastaya biraz daha özel ilaç seçimi, doz seçimi gibi yöntemlerle bunu hastalarımız için en konforlu, yan etkisi en az olabilecek şekilde atlatabileceğimizi anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Değilse hani motamotor hastaya, yandaş hastalıkları göz ardı ederek, hastanın yaşını göz ardı ederek, standart budur diyerek tedavileri yapmayın. Her hastanın kendine özel durumlarını dikkate alarak ona göre tedavileri şekillendirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi kanserde destek tedavisinin de hep önemli olduğu, hayati olduğu vurgulanır. Tam olarak destek tedavisinden neyi anlamalıyız? Evet. Şimdi kanser hastalarının birçok şikayeti olabilmekte. Yeme içme problemleri, ağrı problemleri, psikolojik problemler, hastalığa bağlı değişik şikayetler, hayat kalitesini bozan şikayetler, tabii ki bunlar genel anlamda. Sadece tümörün küçültülmesine yönelik tedaviler olarak göremeyiz tedaviyi. Tedaviyi bütün olarak görmemiz gerekiyor. Hastanın psikolojisiyle birlikte, ağrısıyla birlikte, değişik şikayetlerini rahatlatmak anlamında bir bütüncül olarak görüp normal ana tedavimizin yanında bu destekleyici tedavilerimizi de yapmamız gerekiyor. Aslında destek tedavisi dediğimizde bu.
Evet. Beslenme de bunun için içerisinde, beslenme destekleri. Mesela beslenme desteklerinde diyetisyen ya da bu konuyla ilgili uzmanlardan herhalde olmalı, destek alınıyor. Olmalı, olmalı. Şimdi onkologlar bizim yoğun mesai içerisinde belki gözden kaçırabileceğimiz şeyler olur. Bunu işin uzmanıyla birlikte götürmek her zaman daha sağlıklı. Hı hı. Bir kemoterapi ünitesinde veya onkoloji biriminde mutlaka bir psikolog, mutlaka bir diyet uzmanı olmalı. Onlarla iletişim halinde, onların da önerilerini alarak bu süreci yönetmemiz gerekir. Zaman zaman bir araya geldiğinizde oluyor mu? Yani tabii nasıl ki, yaklaşım, tabii nasıl ki. Hasta bazında, genel olarak toplantılarımız şeklinde. Sürekli etkileşim halindesiniz. Etkileşim halinde, tabii. Peki hocam, bu multidisipliner yaklaşım diğer branşlarla da tabii ki herhalde kaçınılmaz bir hale geliyor. İşte evet. Cerrahi olsun, gastroenteroloji olsun ya da dahili olsun. Doğru. Nasıl bir çalışma izliyorsunuz? Yani herkes kendi branşında çalışmasını değil. Yapıp bir alan mı var, yoksa gerçek bir işbirliği mi? Bunu gerçek bir işbirliği olarak görmek lazım. Hatta bu işbirliğini daha etkin hale getirebilmek için belirli aralıklarla toplantılar, konseyler yapmak da çok faydalı oluyor, özellikle bazı kanser türlerinde. Çünkü kanser tedavisi dediğimiz gibi sadece bir medikal-onkologların yürüttüğü bir tedavi değil. Evet. Bunun cerrahi boyutu var. Ki cerrahi boyutu çok önemli bir boyut. Yani eğer ilerlemiş bir hastalık yoksa, erken safhada bir hastalıksa cerrahi tedavi mutlaka yapılmalı. Hatta tedavinin temeli diyebiliriz. Hı hı. Bunun yanında ışın tedavisi yapmamız gerekiyor. Yine bu işin bir diğer boyutu patoloji, yani tanıyı net koymamızda, anlamamızda hastalığı, patologla bir iletişim, etkileşim halinde olmamız gerekiyor. Bazen arada kaldığımız durumlar evet. olabiliyor. Bunun dışında radyoloji, yine hastalarımızda radyolojik değerlendirmeler yapıyoruz. Radyoterapi de var. Radyoterapi aynı şekilde. Yine radyolojiyle birlikte girişimsel olarak yapılan bazı işlemler var. Girişimsel radyoloji. Girişimsel radyoloji. Bunlarla etkileşim halinde olmak gerekiyor. O da erken teşhis tedavi açısından önemli herhalde, evet, girişimsel, evet, radyoloji. Evet, evet. Kesinlikle. Peki hocam, şimdi cerrahi mesela bir hasta geldiği zaman atıyorum meme kanseriyle ilgili bir sıkıntısı var. Kadın doğum uzmanı bu rahatsızlığı gördü. Onun tedavi sürecini siz beraber mi yürütüyorsunuz, ya da atıyorum genel cerraha geldi. Yine bir kanser vakası. O süreç nasıl ilerliyor? Merak ettiğimiz için soruyoruz. Evet. Şimdi aslında bu süreci birlikte yönetmek gerekir. Çünkü cerrahisi de bazen özellik gösterebilir. Neyi kastediyorum? Bazı meme kanserlerinde bizim öncesinde kemoterapi yapmamız gerekebilir. Cerrahiyi daha hazır hale getirmek veya başarı şansımızı arttırdığını biliyoruz bazı durumlarda. Öncesinde bizim devreye girmemiz gerekebilir. Veya ameliyat sonrası koruyucu kemoterapiler uyguluyoruz. Hı hı. Tabii bu kararları verebilmek için baştan bir araya gelip bir yol haritası çizmek çok daha sağlıklı. Evet. Sonuçta radyasyon onkolojisi de bu işin içinde, bu tedavinin parçası. Ama hep beraber karar verip hangi sıralamayla hangi tedaviyi nasıl uygulayacağız, ortak karar vermek bence önemli, hasta yararına. Yani bir nevi bir konsey oluşturuluyor gibi, ve evet. O hastanın tedavi yönteminin hangisi olması gerektiği, evet, ortak bir kararlılıkta, evet, evet, karar veriyorsunuz ve en doğru yöntem seçiliyor. Doğru, olması en doğruyu seçebilmek bu. İçin bu oldukça yararlı. Peki hocam, ağrı tedavisi, kanserde ağrı tedavisinde önem arz ettiği söylenir. Bu noktada sizce nelere dikkat edilmeli? Evet. Ağrı gerçekten önemli bir konu, çünkü birçok şeyi etkiliyor. Yani ağrı sadece ağrı değil. Psikolojiyi de etkiliyor. Psikolojiyi etkiliyor, uyku düzenini etkiliyor, iştahı, yeme içmeyi etkiliyor. Ve onu giderdiğinizde birçok şey düzelebiliyor. Dolayısıyla buna önem vermemiz gerekir ve vermeye de çalışıyoruz açıkçası. Her kanserde değil ama birçok kanserde ağrı sık karşılaştığımız bir problem. Ne yapıyoruz ağrı durumlarında? Bir, tabii ki bu asıl tedavisi, cerrahi veya kemoterapi gibi asıl tedavilerin yanında ağrı palyasyonu sağlayacak, yani ağrıyı rahatlatacak radyoterapi gibi yöntemler olabilir. Bazı kanser türlerinde, özellikle sinir bölgelerine bası yapan kanserlerse, girişimsel radyolojiden sinir blokajı gibi o tür işlemler yapılmasını isteyebiliyoruz. Hı hı. Tabii bunun yanında ağrı kesici tedavilerimiz var. Basamaklı olarak basit ağrı kesicilerden daha kuvvetli ağrı kesicilere doğru elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Tabii ki burada bazen yapılan hata şu oluyor. Hastalarımız ağrısı olduğu zaman ağrı kesici
alma eğiliminde oluyorlar. Yani bu yanlış zaman. Bu uygulama. Önemli olan ağrının hiç ortaya çıkmaması. Önleyici bir uygulama mı lazım? Evet, evet. Bunun için de ağrıyla gelen bir hastaya biz belli bir ağrı kesici tedavi önerdiğimizde onu ağrısı olduğu zaman değil de belli bir rutine koyarak hiç ağrısı ortaya çıkacak şekilde sürekli devam etmesi daha iyi olur. Bir de ağrı tedavisi erken safhada yapılmalı. Yani erken müdahale ile ağrı tedavisini başarılı yapmak daha mümkün. Ağrı tedaviyle etkiliyor. Gerekirse daha etkin tedavileri hemen başlamaktan da bazen kuvvetli ağrılarda biz çekinmeyiz. Peki hocam, psikolojik destek tabii ki kanser hastaları için vazgeçmeyecek bir unsur. Gerek hastanelerdeki etkinlikler, gerekse farkındalık çalışmalarıyla bu yürütülmeye çalışılıyor ama en büyük yük herhalde siz hekimlerin omuzlarında. Bunu yaparken zorlanıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz psikolojik destek noktasında? Nasıl karşılıklar alıyorsunuz? Dediğim gibi bu birimde psikolog olmazsa olmazımız olmalı demiştik. Tabii ki psikiyatrist de ihtiyaç duyduğumuzda yine bizim yardımcı branşlarımızdan bir tanesi. Tabii ki psikolog desteğini bütün hastalara sunmak lazım. Daha doğrusu değerlendirmesini bütün hastalara sunmak lazım. Bazen farkında olamayabilir, hafif semptomlar olabilir. Dolayısıyla tedavi başlarken en azından o başlangıçta psikolojik durumu bir daha profesyonel olarak psikolog tarafından değerlendirilmesinde fayda var. Evet. Ki biz de böyle yapmaya çalışıyoruz. Eğer psikolojik olarak bir depresyon gibi, uyum bozukluğu gibi belirti varsa ve ilaç tedavisini gerektiriyorsa bu, o zaman psikolog veya bizler tarafından psikiyatri uzmanlarına hastalarımızı yönlendiriyoruz ve gerekli tedavileri almalarını sağlıyoruz. Psikolojinin niye önemli? Tedaviye uyum açısından çok önemli. Yani psikolojinin iyi olması tedaviye uyumu arttırıyor. Artı yapacağım tedavilerin başarı şansını da daha arttırdığını düşünmekteyim. Yakınlarının, refakatçilerin de psikolojik destek alması gerekiyor mutlaka, değil mi hocam? Mutlaka. Çünkü bu süreci beraber yaşıyorlar. En az hasta kadar, bazen hastadan daha fazla etkilendiklerini görüyoruz. Bana da demoralize olmadı mı? Evet, bazen hastalardan daha fazla demoralize olduklarını görüyoruz. Tabii ki onların da hastaya sağlıklı bir destek sunabilmeleri için onların da psikolojilerinin iyi olması gerekiyor ve onlara da psikolojik destek vermekte fayda var. Evet. Peki hocam, akıllı ilaçlar konusunu açacağım şimdi. Son yıllarda çokça konuşulan bir konu akıllı ilaçlar ve kanser vakaları için de çok sıkça dile getiriliyor. Akıllı ilaç deyince neyi anlamalıyız ve kanserle mücadele noktasında gerçekten etkili olabildiğini ya da olabileceğini söyleyebilir miyiz? Doğru. Şimdi az önce bahsetmiştim, kemoterapi tümör hücrelerini maalesef seçmiyor demiştik. Normal hücrelere üzerine de etkisini görmekteyiz. Akıllı ilaç dediğimizde tümör hücrelerinde hücre büyümesi, bölünmesiyle ilgili bazı özel mekanizmalar üzerine ilaçlar geliştirildi özellikle son 10 yıl içerisinde. Ve bu neyi sağlıyor bize? Sadece tümör hücresine etki etmesini sağlıyor. Bu hem etkinlik anlamında bir fayda getirmekte hem de normal hücrelere fazla zarar olmadığı için yan etkisinin daha az olduğunu görmekteyiz. Ama şöyle bir handikap var. Bunlar özellikle direnç gelişebiliyor bunlara. Direnç geliştiğinde de farklı mekanizmalar üzerinden farklı yeni bir çalışma yapmak gerekiyor. Ve bunlar da yapılmakta zaten dünyada. Ama tedavi anlamında daha etkili sonuçlar verdiğini görmekteyiz. Özellikle bazı kanser türlerinde genetik değişiklikler, mutasyonlar, sürücü mutasyonsa, yani o kanserin gelişiminde ana rol oynayan mutasyonsa, buna yönelik geliştirilen bazı oral şeklinde, ağızdan alınan şekilde olan ilaçlar çok etkili sonuçlar vermekte. Bunlara şahit olmak üzere özellikle akciğer kanserinin belli alt tiplerinde. Tabii bu akıllı ilaçlar sadece ağızdan alınan ilaçlar mı? Değil. Damardan olan kısmı var, ağızdan alınan kısmı var. Bazen kemoterapi ile birlikte uyguluyoruz, bazen yalnız başına, tek başına da uygulayabiliyoruz. Ama etkinliği, tedavideki başarımızı arttırdığını söyleyebilirim. Daha da devamın gelmesi devamında gelecek, yani faydalı olacak. Evet. Devamın geleceğini görüyoruz. Peki hocam, aslında bahsettiniz başlarken ama beslenme konusu çok önemli.
kanser vakalarına yakalanmamak için nasıl bir beslenme anlayışı güdülür, güdülmeli? Öncelikle bunu sorayım ve kanser hastalarının tabii ki beslenmesinde de yine dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Onları da sizden öğrenmek isteriz. Aslında beslenme ile ilgili çok tartışma oluyor. Aslında bunların birçok kısmı kanser geliştikten sonra değil de kanserden önce belki hani uygulamamız gereken şeyler. Yani kanseri önleyici rolünden dolayı birçok gıda sayılabilir. Hani kanseri önleyici etkisi hücre düzeyinde işte fare çalışmalarında vesaire gösterilmiş. İşte sarımsaktan tutun da havuç, kiraz, elma, ondan sonra yaban mersini gibi birçok besin, bitki vesaire, meyve sayabiliriz. Bunlar kansere karşı evet, iyi geldi söyleyebiliriz. İyi geldi. İçindeki bazı maddelerin iyi geldiğini söyleyebiliriz. Evet. Ama bu da asıl temel mesele bence dengeli, sağlıklı beslenme. Neyi kastediyoruz bu dengeli, sağlıklı beslenmeden? Her şeyi taze tüketme eğiliminde. İşlenmemiş gıdalar tüketme, aşırı tuzlanmış, salamuralanmış gıdalar tüketmemekte, işte eti uygun şartlarda pişirmek, mangal değil de daha uygun şartlarda, kömürden uzak, uzak gibi. İşte atıyorum kolon kanserinde protein ağırlıklı beslenmek riski arttırıyor. Onun için dengeli beslenmek, karbonhidratıyla, proteiniyle, sebzesi, meyvesiyle belli bir denge içerisinde beslenmek daha önemli. Hani spesifik olarak şu besini her gün tüketmeliyim anlamında değil de zaten Türkiye biliyorsunuz her şey oldukça her bol. Var. Ulaşmak da çok zor değil. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bir de yeterli düzeyde beslenmek. Yani aşırıya da kaçmamakta fayda var. Eksik de olmayacak, aşırı da olmayacak. Sonuçta fazla yediğimizde obezite ortaya çıkıyor. Ya da fast kanser food'un riskini da artıyor. Etkisi var mı hocam kanser vakalarında fast food türü beslenmenin? Evet, yani ana etkenlerden birisi ana etkenlerden biri diyemeyiz. Yani kanser çok multifaktöriyel bir şey. Evet. Yani bir kanser hastası geldiğimizde karşımıza bize sorduğunda yani bu hastalık bende niye gelişti dediğinde yani sen şunu çok yedin de ondan oldu veya şundan dolayı kesin olmuştur diyebileceğimiz çok fazla durum olmuyor maalesef. Hani bazı durumlarda evet kuvvetle muhtemel nedeni söyleyebiliyoruz. Atıyorum çok uzun süre sigara içmiş bir insan da akciğer kanseri geliştiğinde evet senin durumu muhtemelen evet, büyük ihtimalle sigaradan oldu diyebiliyoruz ama her durumda bu geçerli değil. Yani sen şunu yapmamışsın da ondan olmuş diyebileceğimiz kişiye bir şey göre değişebiliyor. Kişiye göre değişebiliyor. Veya net sebebini ortaya koymak her zaman mümkün olmayabiliyor. Mesela hocam bol yeşillik, taze sebze meyve sizin de bahsettiğiniz gibi ürünler tüketilmesinin yani bu ağırlıklı bir besin zincirinin oluşturulmasının faydalı olduğu söylenir. Doğru. Bunu eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Nasıl bir beslenme tarzı gütmeli insanlar? Yani daha sağlıklı aslında bir anlamda sağlıklı beslenmenin de ipuçları bunlar. Evet. Aslında çok özel bir şey yapmaya gerek yok da dediğim gibi az önce. Yani haftanın 2-3 günü protein yani et tüketmek, eti de çeşitlendirmek. İşte ne kadar mesela et? Balık 100 eti. 100 gram söylenir, 200 gram söylenir. Değişiyor haftalık mesela. Öyle bir rakam. Öyle bir rakam açıkçası aklımda yok. Ama hani 2-3 gün makul diyorsunuz. Makul. 3 günü geçmemek lazım. Evet. Evet. Peki mesela yağ konusunda da bir kafa karışıklığı var. İşte zeytinyağı, tereyağı, katı yağlar, yani margarin unsurlarının da zaman zaman tartışmalar oluyor. Zeytinyağının en sağlıklı ürün olduğu söylenir. Evet. Buna katılıyor musunuz? Doğru ama kanserle direkt hani bir ilişkisini ortaya koymak mümkün değil. Yani zeytinyağı kansere daha iyi geliyor. Tereyağı yediğimizde kanser az oluyor. Öyle bir ilişki kurmak mümkün değil ama genel beslenme prensipleri açısından zeytinyağı daha ağırlıklı olabilir. Önerilen evet. Ya peki hocam özellikle et konusunda mangal kültürümüz var biliyorsunuz Türk toplumunun. Evet. Ancak kanserojen etkinin de çok ciddi bir gerçekliği ortada. Evet. Kömür ateşiyle pişirilen etler gerçekten kanserojen etki yaratır. Kanserojen etki yaratır bu ortaya konmuş bir gerçek. Ama tabii buna sık maruziyet olması gerekiyor. Yani her türlü kanserojen madde sık maruziyet. Olması yani gerekir. Yani yılda bir defa mangal yapan bir insan evet sen de kanser gelişeceksin diyemez ama bunu bir alışkanlık haline getirmek riski mutlaka arttırabilir diyebiliriz. Evet. Peki hocam kanserojen maddeler
zaman zaman basında da söz konusu oluyor. İşte plastik unsurlar, başka unsurlar. Bu kanserojen maddeler nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek lazım? Aslında bunu anlamak vatandaşların görevi ve yapabileceği bir şey mi? Bence değil. Yani bu çevre kirliliği olsun, fabrikalardaki kanserojen maddelere maruziyet olsun. Biraz da halk sağlığı birimlerinin denetlemeleri sonucunda devletin alacağı önlemler çerçevesinde yapılabilecek şeyler. Düşün, bir hava kirliliğine vatandaş ne yapabilir, ne kadar çözüm bulabilir yaşadığı şehirde. Buna biraz hani devletin, otoritenin önüne geçmesi gerekiyor. Yani gerekiyor. Onların yapabileceği daha fazla şey var. Yani değilse hastalarımız, insanlarımız tek tek hani şunun içinde ne var, bunun içinde ne var, bu kanserojen mi diye değil de çeşitli denetlemelerle zaten bunlar biliniyor. Hani hangi maddelerin az çok şey olduğu. Gıdalardan vesaireden çevrenin temizlenmesiyle, fabrikalarda yeterli gerekli denetlemelerin yapılıp orada çalışanların kanserojenlere maruz kalmasının önüne geçerek bu şekilde tedbir alınması gerekir. Değilse vatandaşların sadece tek başına yapabileceği bir şey değil. Peki hocam, aslında program için siz sık sık bahsettiğiniz tütün ürünlerinin kanserojen etkisi sadece akciğer kanseri gibi bir sonuç mu? Başka neler var? Değil ama en güçlü etki akciğer, etkileşim akciğer kanseriyle olduğunu biliyoruz. Hiç tütün ürünü kullanılmasaydı şu an gördüğümüz akciğer kanserinin onda birini görüyor olacaktık. Böyle bir istatistik veri var. %85-90'a sigarayla ilişkili diğer bir deyişle. Sadece sigara da değil, işte nargilesi vesairesi birçok tütün ürünü var. Tabii ki, tabii ki. Elektronik sigarası var. Yoğun olarak tüketilen sigara olduğu için onun özelliğini söylüyorum ama tabii ki hepsinin aynı etkisi söz konusu. Sadece akciğer mi? Değil tabii ki. Üst solunum yolları, ağız mukozası, dudak, baş boyun tümörleri, gırtlak kanseri, yine hakeza yemek borusu ve mide kanseri, pankreas kanseri, ondan sonra yine kadın hastalıklarıyla ilgili serviks ve over kanseriyle ilişkisi kanseri ortaya konmuş. Tabii ilişki biraz daha az olmakla birlikte akciğer kanserindekine göre yine riski arttırdığı Var. Evet. Peki hocam, sonra doğru geldik. İlginç hasta hikayeleri bölümümüz de oluyor zaman zaman. Sizin çalıştığınız alan gerçekten zor bir alan. Evet. Hastalıkların çeşitleri olsun, hastaların psikolojisi, refakatçilerin psikolojisi. Evet. Böyle aklınıza gelen ilginç bir hasta hikayesi var mı? Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani ben bunu öyle cevaplandırmayayım. Şimdi atıyorum bir örnek vereyim. Yani bir hadi bir tane örnek vereyim. Eczacı bir bey vardı. Böbrek kanserine yakalanmıştı. Mevcut elimizdeki 3 tedavi seçeneğimiz, oral tedavi seçeneklerimizi 3 ay kullanabildi. Yani hemen hiç yanıt alamadık. Ve ondan sonra yeni gelişen immünoterapi ilaçlarından erken erişim programı sayesinde ulaşma şansımız oldu. Henüz daha Türkiye'de yokken. Ve o tedaviyle birlikte tam, yani ilerlemiş hastalığı tam bir şifa buldu. Tedavi başarısı anlamında hani ilginçlik olabilir. Hı hı. Veya başka ilginçlikler de söz konusu olabilir ama işin özünde her hasta kendine özeldir. Her hasta aslında bizim için ilginçtir. Her akciğer kanseri aynı değildir. Her meme kanseri bizim için aynı değildir. Hepsinin farklı, kendine özgü özellikleri vardır. Yaşıyla, psikolojisiyle, yandaş ek hastalıklarıyla. Hepsi için ayrı bir şey düşünmeye çalışıyoruz. Hepsi ayrı bir dünya. Evet, hepsi ayrı bir dünya. Öyle ele almak lazım. Bunu da öyle cevaplandırmış olayım. İşiniz kolay değil. Allah kolaylık versin diyoruz. Tabii ki onkoloji tedavilerinin giderek gelişmesi, hızlı ilerleyen tıpla birlikte insanlık için önem arz ediyor. Yaptığınız iş gerçekten çok çok önemli. Konuk olduğunuz için tekrar teşekkür ederim size. Ben çok teşekkür ederim bu imkanı sunduğunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, VM Medical Park Bursa Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Sayın Uzman Doktor Mustafa Şahbazar stüdyo konuğumuzdu. Haftaya aynı saatte başka bir konu ve konukta karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.